aşk olsun. Bunu sizden hiç beklemezdim. Girip bir de sahte nikah tasarladınız ha? Aferin size. Üstelik bir de yalnız tasarlamakla da kalmıyorsunuz, bir de uyguluyorsunuz. Ay ne yapalım Aslıcığım, Eren'e yardım etmek istedik. Ona yardım etmek sana yardım etmek demektir. Eren senin kocan. Siz de onu, benim kocamı başkasıyla evlendiriyorsunuz, bravo. Canım Aslıcığım, sen de biliyorsun. Başının derde soktu, bizden yardım istedi çocuk. Eğer biz o oyunu oynamasaydık kızın babası seni de beni de dandan vuracaktı. Tamam işte, tam üstüne bastın. Kızın babası bizi niye vuracaktı? Adam manyak olduğu için mi? Eren kızını baştan çıkardığı için. Yani bana ihanet ettiği için. Madem öyle çeksin cezasını ya. Ay anlamıyorsun Aslı. Cezayı yalnız o çekse iyi. Olan sen de bana olacaktı ayol. Adam bizi dandan dedim ya. Hem zaten sen nikaha gelip onu kurtarmadın mı? İyi ya koca benim, kurtarırsan ben kurtarırım. Size ne oluyor? Ay. Eren'le bir olup arkamdan işler çeviriyorsunuz. Beyefendi evi terk etti, gitti başka kızın evine. Yemediği halt kalmadı. Böyle yapınca ben ne yaparım? Güle güle derim adama. Onu mu çekeceğim? Bak sinirleniyorum, fena oluyorum hala. Kapıyı açarım ben. Çık git, derin varsa gör derim. Anlaşıldı mı? Geldi. Ne oluyor size ya? Eren. Aslı ya, korkunç bir şey oldu. Birazdan daha korkunç şeyler olacak ama bu kadar tanığın önünde olması benim işime gelmiyor. Madem kocan döndü bize müsaade. Hadi, hadi. Hoşçakal Aslıcığım. Ben de sizinle gelip de kalabalık yapmayalım. Gençleri baş başa bırakalım. Söyle bakalım bu sefer ne oldu? Dün gece yolda giderken çok komik bir şey oldu. Ne? Pardon, o bir tiyatro oyunuydu. Saçmalama, seni çekemem. Aslı bak. Yeşim babası her tarafa bu ilanlardan yapıştırmış. Aman tanrım. Bu çok kötü. Korkunç denilecek kadar kötü. Evet, iş ciddi yani. Onu demiyorum. Bula bula bu resmini mi bulmuşlar ilan basmak için? Ben de daha güzel resimlerim vardı. İsteselerdi verirdim. Aslı, dalga geçmenin sırası değil. Ne yapalım? Bütün bu olacakları baştan düşünseydin. Tam seni affedecektim. Hatta affetmiştim. Bu sefer ruhunun canavar yönüyle karşılaştım. Canavar mı? Canavar, canavar. Ben mi? Hediye olarak iğrenç şeyler vermek, elbiselerimi kesmek. Bunca zamandır olan arkadaşlığımızın üzerine bana bunları yaptığına inanamıyorum. Ne? Aslı sen ne diyorsun ya? Yalan mı? Hadi inkar et bir de, sen alışıksın inkar etmeye, et. Aşk olsun be Aslı. Şimdi kırdın işte beni ya. Ay yok ya. Yani sırf hediyemi beğenmediğin için değil mi? Söyleseydin eğer başka rengini alırdım. Rengi iyiydi de ben modelini beğenmedim. Çıngıraklısını oldum olası sevmem. Engerek falan varsa onunla değiştiriver. Olur. Ne engereği ya? O da yoksa piton falan da olur. Sen daha iyi bilirsin gerçi. Hatta anakonda. Önemli olan seni yutup beni baş belasından kurtaracak bir şey. Eğer söylediklerinin bir kelimesini anlıyorsam ne olayım ya? Neden söz ettiğini hiç mi hiç anlamıyorum. Neden söz ediyorsun sen ya? Alt tarafı bir gece çantası aldık, işitmediğimiz laf kalmadı. Gece çantası mı? Evet. Bana. Sana tabii. Hayılan derisi çanta almadın. Yılanın derisini de artık kendisi yüzüp bir zahmet çantayı yapıversin diye düşündün. Yani o kadar da uğraşsın dedim. Bak ben sana şimdi pullu bir gece çantası aldım, tamam mı? Hepsi o. Bayağı böyle kumaşın üstüne pullarla gül deseni işlenmiş. Sen doğru mu söylüyorsun? Eren, sen bana gece çantası mı aldın? Evet. Üstü pullu, kumaş gül desenli. Yani evet. Elbiselerimi de kesmedin. Ya niye keseyim Aslı, ben deli miyim ya? Bütün bunları sen yapmadın. Bu duyduğum en güzel şey. Ne oldu kızım ya? Bütün bunları sen yapmadın değil mi? Ay, tabii ki ben yapmadım. Eren sen kötü bir insan değilsin. Manyak da değilsin. Sapık da değilsin. Yani olmama ihtimalin hala var, öyle değil mi? Bakma öyle aptal aptal. Şimdi sen bana biz buraya geldik, sinemadan çıktık. Kahve yapacağım dedin. Ben de hediye aldım dedin. Ben de hediyemi açmaya gittim ya. Ha. Gittim. Yatağın üstünde kutu duruyordu. Evet. Kutuyu açtım.
İçinde bir yılan vardı. Ne? Ben onu önce oyuncak yılan zannettim. Ona bile çok sinirlenmiştim. Niye böyle bir hediye alıyorsun diye. Biraz daha geç kalsam sahte mahte nikah kıyıyordunuz. Nikah memuru da Selo. Ne yapalım hayatım? Kızın babasını başka türlü ikna edemedik ki. Bir de hayatım demez mi? Bir de hayatım demez mi? Canım, işte biz de öylesine dedik. Bir şey olduğundan değil. Bana hayatım deme. Sadece nikahla iş bitecekti ha. Diyelim ki nikah oldu. Sonra sahte gerdek. Gerçi siz oraları atlamışsınızdır. Sonra sahte çocuklar. Ha, ne güzel. Bir sürü minik minik sahte çocuğunuz olurdu. Ne şirin. Aman bırak ya Aslı. Sen de dalga geçecek zamanı buldun yani. Asıl ben şimdi bu Hüsam Bey'den nasıl kurtulacağım onu düşünüyorum. Adam bütün şehirde beni arıyor. Hala. Tekin. Tamamen unutmuşum. O benim nişanlım. Ay dur Aslı dur. Belki Yeşim'in babası beni aramaya gelmişti. Açmayalım. Olur mu canım öyle şey? Sen saklan ben kapıyı açarım. Yok yok olmaz. Bütün evi aramaya kalkar. Sen o adamı bilmiyorsun. Hem belki sana bir kötülük yapar. Bana? Niye yapacak bana? Adam benim karımsın diye sana düşman. E ne yapacağız peki? Boş ver. Şimdi bu çalar çalar evde yok sanar gider. Valla açma tamam mı? Tekin. Aslı. Sana söylemiştim. Tada. Tekin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben tamamen unutmuşum seni. Senin burada ne işin var? Yani hala Aslı'nın peşini bırakmadın mı? Yoksa bizim nişanlandığımızı bilmiyor musun? O da zaten bizi tebrik etmeye gelmiş değil mi canım? Eren çok naziksin. Buraya kadar gelip bizi tebrik ettin. Teşekkür ederim. Ha, rica ederim canım. O kadarını da yapmayalım mı artık? Yani. Darısı senin başına güle güle. Allah Yeşim'le senin de tamamına erdirsin. Hadi sağ ol görüşürüz. Tekrar teşekkür ederim. Kaldık baş başa. Nasılsın? Hadi gel. Biz de Eren'le yiyecek bir şeyler hazırlıyorduk. Eren'le mi? Evet. Yani ben senin için hazırlanıyordum da Eren de sağ olsun bana yardım etti. Fakat çok vefalı çocuk. Ya Aslı, seni anlayamıyorum. Hani ondan ayrılmıştın? Hani ona çok kızıyordun? Ne yapayım? Ne yapayım ben yumuşak bir kızım. Asıl yumuşak olan o. Dedikodu yapma, dedikodu yapma. Gülme komşuna gelir başına. Yeme be, ay salata yapacağım dursana. Ama çok güzel ama. Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç mermi adamın değilsin. Hey,